Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle farklı bir konseptle tekrardan beraberiz. Bugünkü konumuz borsaya giriş kısmı olan Bitcoin ve kripto para. Sizin için Bitcoin'i tarihiyle beraber araştırdım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Bitcoin Japonya'da ortaya çıkmış 2008'de e, Nakamoto tarafından deney amaçlı ortaya çıkmıştır. Herhangi bir ödeme sistemi ve merkezi yoktur. Yani fazla güvenilir değildir. 27 Kasım 2019'da bir bitcoin 7109 küsür dolar iken 27 Kasım 2020'de bir bitcoin 17283 dolar ve şu anki durumunda ise bir bitcoin 60 bin dolardan fazla. Peki bitcoin neden yükseliyor ve bitcoin yükselmeye devam edecek mi? i̇lk olarak Bitcoin yükselmesindeki en büyük sebep büyük ve kurumsal şirketlerin desteğidir. Büyük şirketler masrafların azaltmanın çözümü olarak Bitcoin'e de yönelmiştir. İkinci olarak Bitcoin'e ilk desteği Mastercard ve daha sonralarda ise Twitter CEO'su Jack Dorsey ve Alman firmaları gibi birçok kişi ve şirket destek vermiştir. Daha sonra Bitcoin'in yükselmesindeki asıl sebep enflasyon artışı doların değer kaybı ve Amerika'nın kripto paralara yatırım yapması Bitcoin ve Bitcoin'in türevlerini yükseltmektedir. Benim tahminimce Bitcoin 70 bin dolar bandını aşacak fakat her güzel şeyin de olduğu gibi bir sonunda olacaktır. Buna da dikkat edelim ve bu güvenilir bir para değil. Bunu da göz önünde bulundurmanızda bir fayda var. Yalnız bu bir yatırım tavsiyesi değildir unutmayalım. Yani beni yatırım tavsiyesi veriyor deyip bir bitcoin almaya kalkışmayalım. Bitcoin hesabı nasıl ve nereden açılır? Daha sonra mining nedir ve nasıl yapılır? Gibi birçok soruda birçok soruda borsada dönmektedir. İlk olarak yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası onaylama ve e-posta onaylama içeren sitelerden hesabınızı açabilir ve bitcoin cüzdanınızı rahatça kullanabilirsiniz. Daha sonra ise Mining ile ilgili bilgi verecek olursak Türkçe'de mining kazı ya da kazma anlamlarına gelir. Bu kazma işlemi son model işlemci, ekran kartı ve bilgisayar ile iyi bir internet üzerinden yapılabilir. Yalnız elektrik faturasına da baya yansımaktadır. Ona göre bunu yapan firmalar otellerde ya da başka yerlerde bu işleme devam etmektedir. Ve mining yaptıktan sonra ise bitcoin cüzdanınıza aktarabilirsiniz. Bitcoin ile ilgili ya da Bitcoin'in alt türevleri ile ilgili video gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve istediğiniz videoyu yoruma yazmayı unutmayın. Sorularınızı da cevaplarım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.